Bir önceki videoda nitrobenzen molekülünün nitrolanmasına bakmıştık ve nitro grubunun halkanın hemen yanındaki azotun artı bir formal yükünden dolayı bir meta yönlendirici olduğunu görmüştük. Ayrıca nitro grubunun bir deaktivatör olduğundan da bahsetmiştik ki bu da nitrobenzen molekülünün bir nitrolama tepkimesinde benzenden daha yavaş tepkimeye girdiği anlamına geliyordu. Öyleyse şimdi nitro grubunun neden hem indüktif hem de rezonans etkisi açısından bir deaktivatör olduğunu anlamaya çalışalım. İlk olarak indüksiyonla başlayacağız. Tabii bunun elektronegatiflikteki farklılıklardan kaynaklandığını biliyoruz ve bu yüzden buradaki azotu halkadaki bu karbonla karşılaştırarak düşünebiliriz. Azot çok daha elektronegatiftir ve bu nedenle elektronları kendine daha yakın çekebilir. O zaman elektronların azota doğru hareketini şöyle göstermiş olalım. Artı yüklü bir azot aşırı derecede elektron çekicidir ve hatta elektron yoğunluğunu halkanın kendisinden bile çekebilir. Tabi bu halkayı daha pozitif yapar ve bundan dolayı da elektrofilik aromatik substitüsyon mekanizmasıyla meydana gelen sigma kompleksi kararsız hale gelir. Tabi sigma kompleksinin oluşma olasılığı daha düşük olacağı için bu halkayı elektrofilik aromatik sübstitüsyona doğru deaktive etmiş olur. Ayrıca bu nitro grubunun elektron çekme etkisini de düşünebiliriz. Bu halkayı daha az nükleofilik yapar. İşte bu faktörlerin her ikisi de nitro grubunun elektrofilik aromatik sübstitüsyona doğru deaktivatör olduğu anlamına geliyor. Yani indiksiyon nitro grubunun deaktivatör olduğunu söyler. Şimdi rezonansa bir bakalım. Çizeceğimiz bu rezonans yapısında bu pi elektronları buraya gelirken buradaki elektronlarsa oksijene geçecektir. Öyleyse çizmeye başlayalım. Evet halkamız şöyle. Halka içinde yerini kaybetmeyen pi elektronlarımızı şöyle yerleştirelim. Evet üst tarafta azotla halka arasında artık çift bağımız oluyor. Sağ tarafta eksi bir formal yüklü oksijenimiz var. Sol tarafında da azotun bir oksijene bağı bulunuyor ki o da bir elektron çifti elde ederek toplam 3 ortaklanmamış elektron çiftine sahip oluyor. Bundan dolayı o da eksi bir formal yük kazanıyor. Şimdi bu elektronları belirginleştirecek olursak bu bağdaki mavi elektronlar oksijene geçerek ona eksi bir formal yük kazandıran elektronlar oluyor. Bu arada azotun artı bir formal yükü var. Evet, pi elektronlarımızı da takip etmiş olalım. Bu kırmızı pi elektronları buradaki pi bağını ifade ediyor. Tabii bunların buraya gelmesiyle bu karbondan bir bağ kopmuş oldu. Ki bu da bu karbonun artı bir formal yük taşıyacağı anlamına geliyor. Tabii devam edip daha fazla rezonans yapısı çizebilirsiniz ve böylece halkada artı yükler olur. Ama burada duracağım. Çünkü üzerinde durmak istediğim nokta nitro grubunun elektron çekici olmasıyla halkayı daha pozitif hale getirmesi ve bundan dolayı halkayı elektrofilik aromatik sübsitüsyona doğru deaktive etmesidir. Yani hem indüktif hem de rezonans etkisi nitro grubunun deaktivatör olduğunu gösteriyor ve bu nedenle her iki etkiden dolayı buna güçlü bir deaktivatör diyebiliriz. Evet şimdi güçlü bir deaktivatör olduğu düşünülen başka bir moleküle bakalım. Molekülümüz şu. Ve burada benzen halkamıza bağlı bir karbon olduğunu ve bu karbonun da 3 flora bağlı olduğunu görebiliyoruz. Buna triflorometil grubu diyebilirsiniz kısaltılmış olarak CF3 grubu da diyebilirsiniz. Elektronegatiflik farkı açısından flor karbondan çok daha elektronegatiftir. Bu yüzden bu flor atomlarının buradaki karbondan çok fazla elektron yoğunluğu çekeceğini ve bu karbona kısmi pozitif yük vereceğini düşünebiliriz. Ve bu durum CF3 grubunun neden meta yönlendirici olduğunu açıklıyor tekrarlamak gerekirse halkamızın yanındaki artı yükün neden meta saldırıyı mümkün kıldığı hakkında daha fazla ayrıntı için bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Halka üzerindeki indüktif etkiye baktığımız zaman bunlar çok elektronegatif atomlardır ve bu nedenle halkadan bir miktar elektron yoğunluğunu çekebilirler. O zaman elektronegatif florlarımıza doğru hareket eden elektron hareketliliğini şöyle göstermiş olalım. Bu durumda elektron yoğunluğunu halkadan çekerek halkayı daha pozitif hale getirir ve bu da elbette halkayı elektrofilik aromatik süstitüsyona doğru deaktive eder. Bu durumda triflormetil grubunun hem meta yönlendirici hem de deaktivatör olduğunu söyleyebiliriz. Bu indüktif etki o kadar güçlüdür ki bu CF3 grubunun güçlü bir deaktivatör olduğunu söyleyebiliriz. Burada herhangi bir rezonans etkisi yok. Çünkü florlardan birindeki bu ortaklanmamış elektron çifti, diyelim ki bu çift olsun, rezonansa katılamayacak kadar halkadan uzak. Yani sadece indüktif etkide çok güçlü. Evet, bir meta yönlendirici örneği daha yapalım ve bu kez orta derecede bir deaktivatör karşımızda. Tabii önce bunun neden meta yönlendirici olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi burada halkaya doğrudan bağlı olan atomlara baktığımız zaman oksijene çift bağla bağlı durumda. Tabii oksijenin bu karbondan çok daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu oksijeni kısmi negatif olarak düşünebiliriz. Böylece elektron yoğunluğunun bir kısmını ona doğru çeken bir durum var. Bu durumda elektron yoğunluğunun bir kısmı bu karbondan uzaklaşır ve bu karbon kısmi pozitif yüklü olur. Böylece halkanın yanında kısmi pozitif yük bulunuyor ki bu da bu grubu bir meta yönlendirici yapıyor. Tabi deaktive etmek açısından baktığımızda rezonans yapılarını düşünmemiz gerekiyor. O zaman bu pi bağındaki elektronların oksijene doğru geçtiğini düşünüp hemen yan tarafa yapımızı çizelim. Evet benzen halkamız şöyle. Yan tarafta karbonumuz var ve artık oksijene tek bağla bağlı. Tabi oksijen bir tane elektron çifti aldı ve artık eksi bir formal yüklü oldu. Karbona bağlı bir de R grubu vardı. Evet bu durumda bu karbondan bir bağ koparmış olduk. Bu yüzden bu karbona artı bir formal yük ekliyoruz. Evet şimdi bunun için bir rezonans yapısı gösterebiliriz. Yani buradaki pi elektronlarını dışarı çıkartıp buraya getireceğiz. Ve bu iki karbon arasında bir pi bağ oluşmuş olacak. Hemen yanına bu rezonans yapısını çizelim. Halkamız şu şekilde. Yeri aynı kalan pi elektronlarımızsa şöyle. Evet artık burada bir çift bağ var. Karbona bir oksijen bağlı ki onun da eksi bir formal yükü var. Diğer taraftansa bir R grubuna bağlı. Yerini değiştiren elektronlarımızı renklendirecek olursak buradaki mor pi elektronları şuraya geçti. Bu yapımızda bu karbondan bir bağ koparmış olduk. Bundan dolayı bu karbon artı bir formal yük elde ediyor tabii aynı şekilde yine devam edip daha fazla rezonans yapısı gösterebilirsiniz. Ancak burada üzerinde durmak istediğim şey bu grubun varlığının halkadaki artı yükü artırmasıdır. Böylece halka daha pozitif olacaktır ki bu da halkanın elektrofilik aromatik sübstitüsyona doğru deaktive olduğunu göstermektedir. Yani bu grup hem bir meta yönlendirici hem de bir deaktivatördür. Şimdi bu orta deaktivatörlerin farkına varmanın genel bir yolunu bir düşünelim. Sol taraftaki bu ilk çizme yeniden bir bakacak olursak, benzen halkasına bağlı bir atomumuz var ve bu atomun bir elektronegatif atoma doğru bir pi bağ mevcut. Tabii bu durumda bu oksijen oluyor ve işte aradığımız örüntü de bu. Yani bir elektronegatif atomun yanında pi bağ varsa bu bize orta deaktivatör vermiş olacak.